Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ezzi kitabı sorularını biz iki bölümde ele alacağız. Birinci bölüm Ezzi kitabında Mu'tellüllem konusunun başına kadar soru hazırlamışız. Birinci sınavımız oraya kadardır. İkinci sınavda ise Mu'tellül Lam'dan ta ezik kitabının sonuna kadar olacak sınavımız inşallah. Böylelikle ezik kitabını iki sınavda bitirmiş olacağız. Şu an ezik kitabının e, sorulan birinci bölümünü e, önceden paylaşmıştık sizlerle. Şu an ise bunların cevaplarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birincisi ''Haf'' Fiili emrin Cem-i nunu hafife dahil ederek yazınız. Bu hafif fiili emirdir. Bunun cem-i getireceğiz. Ve cem-i müennesine nun-i hafife dahil edeceğiz. Soru bu. Ve biz bu sorunun cevabını şu şekilde veriyoruz. Diyoruz ki cem-i müennesine nun u hafife dahil olmaz. Bu şaşırtmacalı bir soru. Evet. İkinci soruya geçiyoruz. İstalih kelimesinin müfret müennesinin aslını yazınız. İlk etapta istalih kelimesinin müfred mənasını getireceğiz, sonra aslını yapacağız. İstalih, istalihə, istalihu müfred mənası ise istalihi, istalihi aslı ise şudur. Aslı evet, is, is, talih t'dir. İstalihi demiştik. İftale vezninin faul filim. sad harfi olunca o ta'yı ta'ya çeviriyoruz. Is ta o şekilde oluyor. talihi. Evet, demek ki istalih kelimesinin müfret mennesinin aslı is telihidir. Geldik üçüncü soruya. Tekavele kelimesinin i'lali ne iledir? Bu da şaşırtmacalı sorulardan bir tanesidir. Çünkü tekavele kelimesi aslı üzerine olduğu için bunun i'lali yoktur. Geldik dördüncü soruya. Ecvef sülasi mücerretlerin. Ecvef fiil önce ne olduğunu bilelim. Ecvef fiil aynül fiilinde illet harfi bulunan. Buna ecvef fiil diyoruz illet harfleri de üç taneydi. Vav ya elif. İşte ecvef olan bir fiil. Sülasi mücerretlerin ismu failinde i'lali nedir? Orada ismu failinde i'lal nasıl gerçekleşiyor? Zaten Aziz kitabında açık bir ifadeyle diyor ki ve i'laluhu bil hemzeti. Onun i'lali hemze iledir. Mesela ba'i'un gibi. Kailun gibi. Bunda cevabı budur. Geldik beşinci soruya. İfteale kelimesinin faul fiili hangi durumda ta harfine kalbedilir? İfteale vezni hakkında e, e, üç tane kural ezdi kitabında bahsediliyor. Üç tane kuraldan bahsediliyor. Bu üç kural arasında faul fiili yani bu faul hangi durumda ta harfine kalbedilir? Ezdi kitabında bahsediyordu ki و متى كان فاء افتعل واوًا أو ياءً أو ثاءً قلبت الواو والياء والثاء ثم ادغمت تو في افتعل. دور كي: Ne zaman ki iftaale vezninin fa'u'lünde vav, wow, ya veya tha harfi peltek tha harfi bulunursa bu durumda o vav wow, ya ta kendileri ta harfine kalbedilirler. Ta harfine kalbedildikten sonra bu ta ile bu ta e, birbirine idgam edilir. Evet. <laughs> Bunun da cevabı odur. İftihanın faul wow, ya bir de sa harfi olunca. Geldik 6. soruya. 6. sorumuzda metin ezberine dayalı bir sorudur. Metin e, ezber miydi değil miydi bunu öğrenmek amaçlı sormuşuz. Çünkü ez kitabı ezberlenen kitaplardan bir tanesidir. Soruda şudur. Devamını yazacağız. Tekulu fi ef minel ya'iyyi Eysera yusiru iseran fehuve musirun Boşluk bırakmışız. devamında ne gelir? Fekul betil ya'u vaven Bu şekilde geliyor. Liskuniha ve indimami makabla Bunun devamı odur. Fekul betil ya'u vaven Liskuniha ve indimami makabla Devamında böyle geliyor. Geldik yedinci soruya yette'idu kelimesinin aslı nedir? Yette'idu kelimesinin aslı yev Şu şekilde yazayım. Yev e, Evet, yev Aslı bu şekilde, yev İşte demiştik, ifteale vezninde, er faul fil, vav, ya, olsaydı biz o vavu ne yapıyoruz? ta'ya çeviriyoruz. Bu vavu ta'ya çevirelim. Yet ta'idu oluyor. Sonra bu ta'yı bu iftialin tasıra idgam ediyoruz. Yet ta'idu bu şekilde oluyor. Ve böylelikle 8. sorumuza geldik. Hangi ecvef kelimenin i'lali mudara'ın i'lali gibidir? Ecvef fiillerin e, e, bunu öğrenmiştik. Mesela Sülasi mezitlerden e, ismü faal ve ism mef'ullerinin i'lali fiile mudaran i'lali gibidir. Mesela mucibin mucabin bunların i'lali fiile mudaran i'lali gibidir. Evet mucibin yucibu gibidir. Mucabin eee yucabu gibi i'lali oluyor. Ecvef fiiller yani sülasi mezitler ama ismü failleri ve ism mef'ulleri fiile mudara gibidir i'lali. Geldik dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruda bir cümle yazmışız. Bu cümle eğer doğruysa D'yi yuvarlak alıyorsunuz. Eğer yanlışsa Y harfini yuvarlak alıyorsunuz. Verilen cümle şudur. Vasıl hemzesi başta iken sabittir. Ortada olsa sabit olur. Bu cümle doğru mudur yanlış mıdır? E tabi ki de bu cümle yanlıştır. Çünkü vasıl hemzesi baştayken sabittir. Bu doğru. Ortada olsa sabit olur demiş. Hayır. Sakit olur. Düşer deseydim o zaman bu cümle doğru olurdu. Ortada da sabit olur demesi bu yanlıştır. Geldik 10. sorumuza. Mebi'un kelimesinde hasfedilen harf ismi mef'ulun vavudur görüşü kime aittir? mebiun kelimesi aslı mebiun şeklindeydi. Orada e, ismi mef'ulun vavu hasfedilmiş görüşü kime aittir? Aziz bunu belirtiyor. Diyor ki bu görüş Sibevehi'nin görüşüdür. İmam Sibevehi'nin görüşüdür bu. 11. sorumuza geldik. İhtâri kelimesinin aslı nedir? İlk başta biz biliyoruz ki bu ihtari, bu emir fiilidir. Fiili emirdir. Müfret müennes muhatabe için kullanılır. Aslı da ih te yi bu şekilde aslı. Ya mutaharrik ma kabli meftuh elife kalbettik ihteyri şekline büründü. 12. sorumuza geldik. 12. sorumuz çoktan seçmeli, şıklı bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi salimdir? Yani salim fiile örnektir. İlk başta salim fiil nedir? Bunu bir hatırlayalım. Salim fiil yani faul fiilinde, aynul fiilinde ve lamul fiilinde illet harfi bulunmayan bir de hemze ve tadaif bulunmayan ezide anlatıldığı şekli budur. O zaman ezideki bu anlatıma göre aşağıdaki hangisi salimdir? Yani faul fiil, aynul fiil ve lamul fiilinde illet harfi, hemze ve tadaif bulunmayan hangisidir? A şıkkına bakıyoruz. Va'de hemen eriyoruz. Çünkü va'de bu misal fiil örnektir. Faul fiilinde illet harfi var. B şıkkına bakıyoruz. Kul dış görünüşte illet harfi gözükmüyor. Ama bunun aslı kaleden gelmedir. Yani illet harfi aynı fiilinde var. Bu ecve fiile örnektir. C şıkkına geliyoruz. Medde bu da e, ee, aynı şekilde tadayif var. Bu da e, mudaafa örnektir. Bu da salim değil. D şıkkına bakıyoruz. Mena'a faul fil mim. Aynı şey nun. Lamul filde de ayn. Bu e, ne faul fiil ne aynı ne laf illet harfi de yok. Hemze de yok. O tadayif de yok. O zaman cevabımız D şıkkı. dış görünüşte bakıyoruz ki e, illet harfi hemze tadayif gözükmüyor. Fakat seden geldiği için bu da ecve fiile örnektir. Doğru cevabımız D şıkkı. 13. soruya geliyoruz. Fe ente lehu tasadda. Fe ente lehu Altı çiz, çizmişiz. Tasadda kelimesi altını çizmişiz. Bu altı çizili kelime ne sigadır? Yani nasıl bir kelimedir? Siga kelime demek. Ne tür bir kelimedir? Tasadda kelimesi bu sigayın bu kelime ne tür bir sigadır ne tür bir kelimedir fe tasadda bu fiili mudara'tır fiili mudara'tır e, te tasadda'dır orada bir tane ta hasa çünkü nereden biliyoruz fiili mudara'tır ente muhataptır te tasadda muhatap mudara böyle gelir o ta hani caiz takfif için hasret edebilir eğer madi olsaydı muhatabında tasaddeyte Şeklinde gelecekti. İşte tesadda yete gelmediğine göre buradan anlıyoruz ki bu mudarahtır. 14. sorumuz tekrardan metin ezberiyle ilgili bir sorudur. Çünkü özlü kitap dedi ki ezber yapılan bir kitaptır. Ezber e, sağlam değil mi? onu e, denemem başı bu soru sormuştur. Devamını yazacağız. Ve te'ti bi suratil baki meczumen muziden fi evvelihi hemzete vassin boşluğu dolduruyoruz. Fi evvelihi hemzete vaslin. Evet, bunun cevabıdır. 15. sorumuza geldik. İttegara. İttegara. Bu kelimenin aslı nedir? Bunun aslı İttegara. Peltekte. Şöyle karşısına yazayım. Evet, İttegara. İz ittagara. Nasıl peki ittagara oldu? Demiş ki, demiştik ki ala vezne gelen bir fiil, faul fiili eee sa. Se, peltek sa harfi bulunursa o sayı ta'ya çeviriyoruz. Çevirdik. It tagara oldu. Sonra bu tayı ala tasına idgam ettik. İttagara'ya dönüştü. Evet. 15. sorumuz da bitti. Geldik 16. sorumuza takavvale kelimesinin aslı nedir? Bu da şaşırtmacalı sorulardan bir tanedir. Çünkü takavvale kelimesinin aslı yoktur. Bu aslı üzerinedir. 17. sorumuza geldik. Nasara fiilinin emri gaib cem müennesine nunu sakine getirip harekeleyin. Tekid nunu biliyorsunuz. iki tanedir. Nunu sakile bir de nunu hafife diye iki ayrılır. O nunu hafife sakindir nun hafif sakin olan cemenese dahil edip getirinin harekesine demişiz. Biz biliyoruz ki cemenese cemmenes, nun cemenese nunun sakin gelmez. Bu da şaşırtmacalı sorulardan bir tanesiydi. Bunun cevabı da diyoruz ki cemenese nunun sakin sakine dahil olmaz. 18. sorumuza geldik. Bu da yine metin ezberiyle ilgili bir soru, boşluk doldurma tarzındadır. Boşluğu doldurunuz demiş ve min el mazidi fihi yuallu bin nakli vel kalbi boşa böyle gelmesi lazım yuallu bin nakli vel kalbi in uille fi'lu ki mucabi buradaki boşta yuallu bin nakli vel kalbi 19. sorumuza geldik mu'telfa bil kelimenin mu'telfa yani faul fiilinde illet harfi olan bir kelimenin mudaranda yani fiil mudaranda faul fiilinde hangi harf hasredilmez tabii ki de ya harfi hasredilmez diyor ya ve amma liyau fetesbetu ala kulli halin ya her daim sabittir o husfıd Mu'telfada. 20. sorumuza geldik mu'talfada bu burada 20. sorumuza bir cümle vermişiz bu cümle doğruysa d'yi yanlışsa y'yi işaretliyorsunuz mu'talfada vav harfi ya elif veya ya harfinden munkalip değildir elif harfinden veya ya harfinden e, munkalip değildir vav harfi. E tabi ki de değildir. Bu doğru. Bu verilen cümle doğrudur. 21. sorumuza geldik. Mümteni idgam ile caiz idgam arasındaki fark nedir? Mümteni idgam oradaki sükun sükun asidir. Caiz idgamdaki sükun sükun arzidir Aradaki fark bu. <laughs> 22. sorumuza geldik. Sülasi mücerret ve rubaiy mezitlerde mudaf nasıl olur? Daha doğrusu sülasilerde ve rubaiy'lerde mudaf nasıl olur? Sülasilerde mudaf şu şekilde oluyor. Aynül fiille lamül fiil aynı cinsten oluyor. Mesela medde fiilinde olduğu gibi medde aslı medde. Aynü fiil ile lamül fiil aynı cinsten. Ruba'i'lerde ise e, idgam şu şekilde mudafşir oluyor. Mesela diyelim ki te zel zelem. -zel -zele. Rubay verelim. tezelzele Bak bu faul Bu faul fiil. Bu, fa bu lam aynı -feyldir. Bu zeyn ikinci pardon bu birinci lam. -feyldir. Bu bak, baştaki zeyn faul Bu lam aynı fiil. Bu ikinci zeyn harfi. Buna birinci lam fiil diyoruz. A, bu da ikinci lam fiildir. Yani faul fiille birinci aynı fiil. Aynı lüfeyle ikinci lam lüfeyl. Bak zeyn zeyn, lam lam. Fa lüfeyle birinci lam lüfeyl. Aynı lüfeyle ikinci lam lüfeyl. Aynı cinsten olursa ona mudaf denilir. Rubailerde mudaf bu şekildedir. Geldik 23. sorumuza. Sana kelimesinin emri Müfret müennesine nunu hafife dahil et. İlk etapta sana kelimesinin emri bulacağız. Emri hadır sun. Sun. Çekim yapalım. Sun, sune, sunu, suni. Müfet menesidir. Suni. Bunun nun, nunu kafe dağılacağız. Su, nin. Cevabımız su, Sunin. Cevabımız budur. 24. sorumuza geldik. Tekid nunları hangi fiillere dahil olmaz? Hangi fiillere demişiz? tabii ki de fiil madi bir de fiil hal madi ve hale dahil olmaz. 25. sorumuza geldik. Lem yefriz lem yefriz bu kelime ca burada tabi bir cümle vermiş. Doğruysa de yanlışsa Y'yi işaretliyoruz. Lem yefriz bu kelime caiz idgama örnek değildir demiş. Bu yanlıştır. Çünkü lem yefriz caiz idgama örnek bir fiildir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. cenab Allah muvaffak etsin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, isim de yazalım şöyle. Puan da verdik o.